Meclis Başkanı Mustafa Şentop bayram namazı çıkışı konuşuyor. Dinleyelim. Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin, buradaki cemaatimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mukaddes günlerin, kutsal günlerin bütün insanlık için barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Daha güzel günlerde bir düzen, bir nizam içerisinde, barış içerisinde bir dünyada ve bu anlamda gerçek bayramlarda buluşma konusunda dua ediyoruz. Temennilerimizi ifade etmek isterim. Tabii bu bayram Kurban Bayramı. Kurbanın anlamı eski eserlerimizde de yaklaşmaktır. Bu tabii ilk bakıştaki anlamdır. Aslında Allah'a yaklaşmak, Allah bize şah damarımızdan yakındır. Aslında yaklaşmak değil, Allah'a olan bu yakınlığımızın farkına varmak, bunu idrak etmek önemli. Bu anlamda kurban buna bir vesile olur, olacaktır. Ayrıca önemli olan Kurban Bayramı bizim yine eski inancımızda, kültürümüzün, medeniyetimizin inancında, anlayışında büyük bayramdır. İyidi Ekber derler. Bunun sebebi haçla bu günlerin bütünleşmiş olmasıdır. Tabii salgın sebebiyle haç arzu edilen manada eski coşkusuyla, heyecanıyla gerçekleşemiyor. Kabe, Mescid-i Nebi, mahzun. İnşallah o bütün müminlerin büyük kalabalıklar halinde, büyük coşkuyla gerçekleştireceği haçlar ve bayramlar, kurban bayramları tekrar nasip olur. Tabii bu bayramı bizim açımızdan, Türkiye açısından farklı kılan bir husus da Ayasofya'nın ibadete açılmasıdır. Geçen 24 Temmuz'da Ayasofya'da Cumhurbaşkanımızla beraber ilk cuma namazını eda etmiştik. Bugün de Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını birlikte eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması bizim tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır. Bundan sonra da bu anlamda Ayasofya'nın açılmasının maneviyatının vermiş olduğu bir işaretle önümüzde çok daha önemli adımların atılacağını düşünüyorum. Ayasofya'nın mahzun kardeşi Mescid-i Aksa'ya da buradan, İstanbul'dan selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz, sevdamızı iletiyoruz. Tabii bu bayramla ilgili bir şeye daha temas edeyim. Malum salgın süreci bitmedi, devam ediyor. Bu konuda temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet edelim. Benim şu anda maskem yok ama bunu sizlerle konuştuğum için çıkarttım. Biraz sonra ben de takacağım. Gerek bayramlaşmada gerek kurban ibadetinin yerine getirilmesinde bu konudaki ikazlara, tembihlere, kurallara azami ölçüde dikkat etmelerini vatandaşlarımdan burada tekrar hatırlatarak rica ediyorum. Ayrıca tabii bayramlarda trafikle ilgili hatırlatmalarda bulunmamızda fayda var. Trafik kurallarına riayet etmek, dikkat etmek bir insani vazifedir. Kendimiz için de, başkaları için de. Ben tekrar aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramı huzur içerisinde, güvenlik içerisinde geçirmemize vesile olan, zemin hazırlayan güvenlik güçlerimize, sınırlarımızı bekleyen askerlerimize, güvenlik ve asayişi sağlayan polislerimize, sınır ötesinde Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de milletimiz adına, güvenlik sağlamak adına operasyonlar gerçekleştiren bütün güvenlik güçlerimize de buradan teşekkür ediyorum. Onların da bayramlarını tebrik ediyorum. Efendim, bayram yaşıyoruz ama bölgedeki sıcak gelişmelerle devam ediyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı dün Libya'ya Doğu Akdeniz'e kararlılık mesajı verdi. Evet. Bir yandan da Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerginlik var. Birlikte bir tatbikat gerçekleştirildi. Bu iki önemli konuyla ilgili nasıl mesajlar veriyorsunuz? Tabii Doğu Akdeniz, Akdeniz'in doğusu. Burada Akdeniz'in doğusunu çevreleyen ülkeler var. Onlardan en büyüğü Türkiye. Akdeniz'e en büyük sınırı olan ülke Türkiye. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'in güvenliği en başta Türkiye için hayati öneme sahip. Doğu Akdeniz'le alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere, bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak
bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir. Dolayısıyla Türkiye için Doğu Akdeniz'in güvenliği ve Doğu Akdeniz'in zenginliği, başta Türkiye olmak üzere başka ülkeler, Doğu Akdeniz sınırındaki, çevresindeki ülkeler bakımından ehemmiyet ifade ediyor. Bu bakımdan Türkiye kendisini Doğu Akdeniz'in güvenliğinden birinci derecede sorumlu addeden bir ülkedir. Bu bakımdan Türkiye buradaki uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün yetkilerini kullanma konusunda kararlıdır. Libya konusu da öyle. Libya'da uluslararası hukuka göre meşru bir şekilde bulunan tek ülke Türkiye'dir. Çünkü Libya'da Birleşmiş Milletler'in ve üye ülkelerin hepsinin kabul etmiş olduğu meşru hükümetle bir uluslararası anlaşma yapan ülke Türkiye'dir. Ve bu uluslararası anlaşmaya göre Libya'da Türkiye bulunmaktadır. Bunun dışında Libya'da hareket içerisinde bulunan, operasyon yapan başka ülkelerin hepsi uluslararası hukuka göre gayrimeşru bir faaliyet içerisindedir. Mısır'ın almış olduğu kararda Mısır parlamentosu sadece kendi sınırları içerisindeki olaylarla ilgili karar alabilir. Komşu ülkeye saldırmak için almış olduğu karar uluslararası hukuka aykırıdır. Meşru hükümetle anlaşma yapan ve bu anlaşma mucibince uluslararası hukuka göre meşru olarak Libya'da bulunan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye bu anlamda uluslararası hukukun kendisine vermiş olduğu yine bütün hak ve yetkileri kullanacaktır. Ermenistan, değerli arkadaşlar, sadece Azerbaycan'la sorunu olan bir ülke değil, bölge barışını gerçekten uzun zamandır tehdit eden bir ülkedir. Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında başta bölge ülkeleri olmak üzere Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorununun çözümü için oluşturulan Minsk grubu dahil olmak üzere dünyadaki bütün ülkelerin bu Ermenistan saldırganlığı karşısında kararlı bir tutum sergilemeleri bir zorunluluktur. Aksi halde Ermenistan sadece Azerbaycan'la değil, bütün bölge barışı için bir tehdit oluşturmaktadır. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişki çok özel bir ilişkidir. Biz tek millet, iki devlet deriz aramızdaki ilişkiyi ifade etmek için. Azerbaycan'ın meselesi, derdi, sorunu, üzüntüsü bizim meselemizdir, üzüntümüzdür. Sevinci bizim sevincimizdir. Bu bakımdan Azerbaycan'ı haklı davasında, uluslararası hukuka göre haklı olduğu davada sonuna kadar destekleyecektir Türkiye. Sonuna kadar yanında yer alacaktır. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Sizlerin de bayramını tekrar ayrı ayrı tebrik ederim. Sağ olun.